Kandayız, sol tarafımız deniz. Biz izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Türkiye'den 11 bin kilometre ötede, yaklaşık 11 saat, yaklaşık değil, tam 11 saat farkla şu anda Türkiye'de. Akşam 8 San Francisco'daysa sabah 9 Hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir e, yayında yine karşınızdayım. Birazdan çok önemli bir konuğum olacak. Türkiye'nin ilk astronotu, sevgili Alper Gezer Avcı. Canlı yayında e, sizin ve benim e, sorularımızı yanıtlayacak. Ama yayınımıza iyi bir haberle başlayalım, güzel bir haberle başlayalım. Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu yaptı bugün. Rastlantı bu ya, tam da e, Sayın Gezer Avcı'nın, geldiği gün bir hayalimiz daha gerçekleşti ee, ve de Türkiye'deki savunma sanayi ile ilgili çok çok önemli bir adım atıldı ee, bu adım şu anlamda önemli belki çok hani bunu ya işte bir f16 ile f35 ile kıyaslamak biraz fazla abartılı olur ama sonuçta Türkiye'de kendi milli e, uçağımızla ilgili ilk adım atıldı şeklinde bunu okumamız gerekiyor. Ve de çok önemli bir şey. Hayallerin bir yerden başlaması lazım. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Yola çıkmadan yol bulunmuyor. Biz de o yolun ilk adımını attık. Bakmayın zaman zaman çok büyük abartılar oluyor. Çok çok çok, çok büyük büyütülerek satılıyor. Ya da çok çok küçümseniyor. Ne var canım biz şimdi yani kendi muhrip uçağımızı mı yapacağız? Yani yok canım nereden çıkar diyenler de oluyor. Bir anda F-16, F-35 yaptık diyenler de oluyor. Onun arasında daha makul bir yer var ve biz tam da oradayız. Ee, ve de ilk etapları daha önümüzde gidecek. Çok yol var. Çok uzun yollar var. Ama e, yine de e, şu anda Kaan, yani Türkiye'nin Türk malı e, ilk e, savaş uçağımız bugün gökyüzüne çıktı ve ilk denemesini yapıldı. Bu tabii daha beta'nın da beta versiyonu diyebiliriz. Hedefler büyük, hayaller büyük. Hayaller büyük olunca da hedefler de daha da büyüyor. Erdoğan da tabii ki e, bu konuyla ilgili e, şey yaptı. E, bir açıklama yaptı. Ne dedi isterseniz ona kulak verelim. Ardından devam edelim. Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Gençler, milli muharip uçağımız kan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla Gerçekleştirdi. Yaparsa! Yaparsa! Evet, yaparsa, yaparsa Türkiye yapar diyelim. Ee, ve de burada Erdoğan'dan e, sözünü alalım. Şimdi müzmin muhalifler diyorlar ki görüyorsunuz değil mi? Belediye seçimlerini kazanmak için yine bütün tuşlara basıyorlar. Şimdi de Kan Muhrip uçağını hemen apar topar devreye soktular. Yaparsa Türkiye yapar diyecekti sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan. ya yani AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ne der bilmiyorum ama çok uzun bir yoldan gidiyoruz. Aslında kendi milli savaş uçağımızı yapmak, havacılık alanında bu atılan adımların aslında temelinde Kıbrıs Barış Harekatı var. Kıbrıs Barış Harekatı büyük yokluklar içinde yapılmış bir barış harekatıydı. Çıkartma gemisinin gerçekten olmadığı ilk zamanlarda 60'lı yıllarda sonrasında büyük zorluklarla adaya ulaşıldı ki düşünün şu anda burnumuzun dibinde ve ardından gelen ambargo süreçleriyle de Türkiye'de savunma sanayinin bir anlamda yavaş yavaş kendisini geliştirmek zorunda kaldığı bir süreci yaşadık bugün Yunanistan televizyonlarına bakıyorsunuz Türkiye'deki bu savunma sanayindeki atılımları denizde kar'ada havada biraz endişeyle biraz da hani böyle bir hayranlıkla izliyorlar ama dediğim gibi bizim içeriden baktığımız zaman, ee, hiçbir şeyi beğendiremiyorsunuz. Ee, hiç kimseye beğendiremiyorsunuz. En azından bir kesme ağzınıza e, savaş uçağıyla kuş tutsanız yine diyecekler ki bak görüyor musun bunlar belediyeleri almak için bunu yaptılar. Yaptılar mı yapmadılar mı çok önemli değil. Dediğim gibi şu anda gökyüzünde Türk malı bir uçak uçuyor mu? Uçuyor. Tabii ki dediğim gibi çok çok başındayız daha. Yolun gidecek çok yol var. Ve de e, nasıl... İlk sihalar, bayraktarlar gökyüzüne çıktığında ya bunlardan bir şey mi olur? Planör uçuruyorlar deniliyordu. Bugün Teknofest'e bakıyorsunuz. Bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi bayraktar, sihalar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor. Biliyorsunuz Tuşa, TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka Aksungur İHA'ları var. Es Bunlar da konuşuluyor. Bayraktar Akıncı'yı çıkarttı. Bayraktar firması. Göktu Füze Ailesi diye yine ses hızına yakın hazırda bir ses hızına, hızından daha büyük hızlarda hareket edebilen füzeler var. Hürjet var. En kritik savunma hamlelerinden bir tanesi Türkiye'nin. Ve de Türk Yıldızları'nın gösteri uçakları olarak hatta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın istemesi durumunda bunların da Hava Kuvvetleri envanterine katılacağı söyleniyor. Kızıl Elma var. Türkiye merkezi insansız hava aracı yine Baykar Teknoloji tarafından üretilmişti. Ve de Tayfun var biliyorsunuz. Balistik füze Tayfun. Şimdi bütün bunlar olurken e, çok önemli bir şey yaşandı. E, günlük politikaya kurban edilmemesi gereken bir e, olayla karşılaştık. Ve Türkiye'nin 1967'de Ankara'da ODTÜ Füze Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla başlayan uzay macerası geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir yere geldi. E, 1985'te hatırlarsanız TÜBİTAK Uzay Teknoloji Araştırma Enstitüsü. TÜBİTAK Uzay kurulmuştu. 94'te ilk Türk uydusu TÜRKSAT-1A fırlatılmıştı uzaya. 1996'da RASAT uydusu fırlatılmıştı. Türkiye uzaydan görüntü alma imkanına ilk kez 1996'da bu uyduyla e, kavuşmuştu. 2011'de Türk uydusu fırlatıldı. E, Göktürk 1 ve 2013'te RASAT-2 uydusu fırlatıldı. 2016'da TÜRKSAT-4A uydusu geldi ve 2018'de Milli Uzay Programı ilk kez kabul edildi. 2021'de TürkSat 5A uydusunu fırlattık. 2023'te TürkSat 6A e, uydusu fırlandı, fırlatıldı. Ve de 2023'e gel geldiğimizde ilk kez bir Türk astronot sevgili Alper Gezer Avcı uzaya gitti ve Türkiye'nin tarihine geçti. Ve Alper Gezer Avcı şu anda yayınımızda canlı yayında konuğum. Alper Bey hoş geldiniz. Ee, hoş. Ne kadar Merhabalar. güzel sizi dünyada görmek. Teşekkürler. <laughs> ee, nasılsınız iyi misiniz? İlk olarak onu sorayım. İyiyiz çok şükür gayet iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Iıı ee, çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Siz uzaydayken burada bayağı gizlet oldu sizin hakkınızda. Ya ne oldu gitti, parayla gitti, parayla geldi işte acaba turist mi değil mi? Siz orada da hatta ne yazık ki bu sorulara biraz muhatap olmak zorunda kaldınız. Uzayda bile Türkiye'deki polemiklerden kaçış yok gördüğüm kadarıyla. Ama biraz böyle bir en baştan başlayarak sizin bu hikayenizi dinlemek istiyoruz. Biraz biliyoruz sizi ama ilk gittiğinizde Çocuklu, çocukken böyle bir hayaliniz var mıydı? Bir gün ben astronot olacağım, uzaya gideceğim diye bir hayal kurmuş muydunuz hiç hatırlıyor musunuz? Maalesef yoktu. Yani Net olarak bunu ifade edebilirim Cüneyt Bey. Ee, Neden çocukken, yok? Şöyle çocukken belki büyüdüğümüz ortam itibariyle e, birçok iletişim organlarına belki sahip olma imkanımız olmadığından e, 4-5 yaşlarındayken havada uçağın nesnenin uçak olduğunu dahi anneannemden öğrenmiştim. Ee, gökyüzünde görebildiğim bir şeye e, sempati duyup onunla ilgili bir hayal kuracak cesareti göstermiştim ama yaşım ilerlediğinde e, daha ileri yaşlara geldiğimde dahi uzayın adı nerede geçse hep bir durup bir, bir dakika buradan sonrası bizim değil başka milletlerin başka milletlerin insanların hayali e, düşüncesiyle hep o hayalden uzak dururdum. Dolayısıyla uzay hiçbir zaman e, ne arzu ettiğim, ne böyle hayal kurduğum e, bir olgu olmadı bende. Şimdi ama ben özellikle hep bunu söylüyorum, e, yayınlarda da altını çiziyorum. Artık Türkiye'de doğan, büyüyen çocukların bir örnek modeli var. Uzaya gitmek mümkün. Bir Türk de uzaya gidebilir. Yarın bir gün hayallerinde, düşlerinde. Bunu kurabilirler. O yüzden sizin bu yolculuğunuzu ben çok ilham verici buluyorum, çok değerli buluyorum. Partiler üstü, siyaset üstü buluyorum. Artık yani Türkiye'deki çocukların hakkında şöyle bir her olabilir. Ben de günün birinde uzaya gideceğim ve ben de orada deneyler yapacağım. Ben de bir astronot olabilirim ya da bir uzayla ilgili bir bilim insanı olabilirim. Bu da artık hayallerinde yer açtığı bir yeni bir noktaya geldi diye düşünüyorum. İlk gittiğinizde ilk eğitimler nasıl geçti onu sorayım genel olarak. Biraz detayları anlattınız ama ben biraz daha az konuşulanları sorayım. Sizi en çok şaşırtan ne oldu gittiğinizde eğitimlerde? Oraya geçmeden önce tekrar teşekkür ederim. Aslında bütün projenin e, özündeki kalbindeki amaç şu son telaffuz ettiğiniz 4-5 cümleydi. Yani bir tane çocuğun bile zihnine bir tohum düşürebilirsek bir tane çocuğu bile e, benim gibi geçmişinde çocukluğunda tereddüt etmiş bir insanın o tereddütlerinden vazgeçirebilirsek, bir tane çocuğu bile hayal kurmasının önünde hiçbir engel olmadığına ikna edebilirsek, bu proje amacına ulaşmıştır. Ee, teşekkür ederim bunları cümlelere evet. döktüğünüz için. Eğitimlerle ilgili e, kısım, malumunuz e, planla aslında takvimin birazcık e, sonrasında başladık Cüneyt Bey. Bunda e, her ülkenin kendine, has bazı gerekçeleri vardı ama bizim elimizde olmayan gerekçeler Bu da neydi maalesef 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz e, o bizleri çok derinden sarsan e, deprem e, felaketiydi e, Bu sebeple Nisan ayının ortalarında biz bu sürece başladık e, ve 8,5 ay süren çok yoğun bir sürecin içerisinden geçtik bu yoğun sürecin içerisinde kimler dahildi İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde katılışı yapıp ee, ilk bütün süreçlerin başlatıldığı bütün e, ilgili bileşenlerde devam edecek eğitim süreçlerine ilişkin e, yasal düzenlemelerin ve bunlara ilişkin briefinglerin eğitimlerin kapsandığı Axiom Space bünyesindeki eğitimlerle başladı. Hemen ardından e, nispeten daha uzun bir eğitim sürecini kapsadığı için sizin de bulunduğunuz Kaliforniya eyaletinde e, Hawthorne'da SpaceX'in tesislerindeki Dragon kapsülüne ve Falcon 9 roketine ilişkin eğitimler, ee, bunun yanında da tekrar Houston'da NASA'nın bünyesindeki eğitimler. Üç ana bileşen bunlardı. Evet. Tabii en çok eğitimler... zorlayan ya da şaşırtan ne oldu size eğitimlerde? Ee, şu açık söylemem gerekirse zorlandığımı hissettiğim bir süreç olmadı. Yani i̇nsanlar bunu söyleyince ya hiç mi bir şeyde zorlanılmaz? Ya zorluk açısından kafanızda belirlediğiniz kriterle alakalı. Geçmişte 22-23 yıllık bir havacılık e, serüvenim var ve bu havacılık serüvenin içerisinde haddinden fazla her uçağın başlangıcında geçirdiğimiz eğitim süreçleri var. Ve Hava Kuvvetleri'nin bünyesinde geçirdiğimiz bu eğitim süreçleri bir kısım e, uçakların eğitimlerini de yurt dışında alma imkanım oldu. E, kolay süreçler değil. Nihayetinde yerden kesilen bir hava taşıtını emniyetle bir noktadan bir noktaya sadece uçurmakla kalmıyorsunuz. Bunun askeri havacılık kısmında bunu operasyonel şartlar içerisinde ehil bir şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla orada gördüğümüz zorlukların bir eşik hattını ihtiva ettiği düşünülürse bununla kıyaslandığında zorlandığımı hissettiğim bir süreç yoktu. Değişik olan sadece neydi? Bugüne kadar hiç adım atmadığımız bir alanda ancak açık kaynaklarda fikir sahibi olabildiğimiz konularla ilgili yeni tecrübe süreleriydi. mı dediğim gibi hissettiğim bir süreç yoktu değişik gelen ama birçok eğitim içeriği vardı oranın içerisinde. Örneğin en başta içine girdiğimiz dragon kapsülün içerisindeki basınçlı kıyafetlerin dahi aslında dilimizin ucundaki bir kıyafet olmadığını onun yaşayan bir organizma olduğunu ancak içine girince idrak ettik. Yani o sizi sarıp sarmaya kıyafet aslında size eşlik eden bir canlı organizma. Nefes Neyi alıyor. tam nefes... olarak? Bu Nasıl şu anda yani? ekranda göstermiş olduğunuz Evet. Ekranda göstermiş olduğunuz basınçlı kıyafetler. Bu bunu sadece bir kıyafet olarak şey yapmak e, adetmek hakikaten e, o anlamın karşılığına e, erişememek e, olur. Çünkü sizinle birlikte yaşıyor bu organizma, nefesini sizinle paylaşıyor, e, size destek oluyor. Benim müthiş şaşırtmıştı bunun içerisindeki mühendislik. Evet. Eğitimler bitti. Uzay kapsülüne geldiğiniz şu gördüğümüz görüntüde, bir önceki görüntüye gelelim. O anda ne hissettiğinizi merak ediyorum. Yani o nasıl bir his? Çünkü dünyanın en güçlü herhalde füzesiyle uzaya doğru gidiyorsunuz. Ne hissettiniz o anda? As aslında müthiş bir hissiyattı. Çünkü kafamda az çok bir beklenti vardı. Simüle ettiğimiz süreçleri de oldu. Bu Falcon'un içerisindeki operasyonel süreçlerin özellikle dönüşe yönelik kısımlarını... Farklı G yükleriyle birlikte e, simüle etme şansımız olmuştu e, Temmuz ayının içerisinde. F-16'nın içerisinde uçmuş bir insan olarak eliniz alt altındaki bir takatle e, ses süratinin e, geçildiğinde hissiyatının ne olduğuyla ilgili fikrim var. Bir afterburner'a girdiğinizde o uçağın ürettiği takat, G uyguladığınızda üzerinize büren yükle ilgili fikrim var. E, dolayısıyla bunlara paralel bir e, kafamda... Fikir oluşturmaya çalıştığım halde Falcon'un takati e, hakikaten müthiş sıradışı bir şeydi. Yani 90 derece dikine kalkış yaptıktan sonra her anında e, hızını azaltmadan, üzerinize bindirdiği yükü azaltmadan artırarak giden e, ve müthiş bir ataleti e, sizden ayrılana kadar devam ettirebilecek takatte olduğunu ancak yaşayarak e, idrak etme imkanım oldu. Çıktınız. Siz şimdi bu, bugüne kadar e, savaş uçaklarıyla ya da ne, normal uçaklarla en fazla kaç bin metre üzerinde e, seyir yaptınız, yapıyordunuz? 51 bin metre çıkmıştım var. Evet. E, yüksek irtifada uygulanması gereken bir görev için e, ve göreve yönelik eğitimler için. Onun üzerine çıkmamıştım. Dolayısıyla bu zaten e, bizim kullandığımız asker uçak F-16 için tavan irtifasına denk geliyor. E, en fazla oraya çıkmıştım vardı. Uzaya çıktınız. İlk çıktığınızda hissiniz neydi merak ediyorum. Şöyle müthiş yani ilk çıktığımda değil, ilk çıktığımda zaten o 2 dakika 52 saniye sürdü. Uzayın telaffuz edilen resmi limiti 100 kilometre. 100 kilometre eşiğini evet. açtığınız andan itibaren e, hala koltuğunuzdan çözülmeye ve onu bütün bünyenizle test etmeye bir 9 dakikanız daha var ilave irtifa gerekliliklerini sağlayana kadarki süreçte. Ama merak ediyorsunuz. O hep anlatılan, hep bahsedilen yer çekimsiz ortam şartlarının nasıl ortaya çıktığını, önümdeki tabletime bağlı olan saç elinin üzerindeki şeyle, kalemle minik bir deneme yapma imkanım oldu orada. Hakikaten belirtilen o resmi limiti geçtiğimiz andan itibaren böyle çizgiyle çizilmiş hattı açtığımız andan itibaren e, direkt ortamın ortaya çıkıp çıkmadığını ama asıl hissiyatımız 12. dakikada e, çözülmeme müsaade ettiklerinden oldu. Müthiş bir duygu. Yani böyle içinize sığmayan böyle bir mutlulukla doluyorsunuz. E, tarifi hep yapılan önünüzde ekranlarda internet ortamında eski kayıtlarda gördüğünüz bir sürü görüntü var. Ama o ana kendiniz adım atmadan aynısı olmuyor. Eee... Hissiyatı mükemmel. Kanatsız uçmak diye bir tabir kullandım. O da çok fazla şey yaptı. Telaffuz edildi. Hakikaten kanatsız uçmanın e, hazlığına varıyorsunuz. Sonrasında yavaş yavaş e, kenetlenmeye doğru e, gittiniz ve de evet. kenetlendikten sonra bu giriş anınız var. <laughs> e, burada ne hissettiniz acaba? Ekiple daha önce tanışıyor muydunuz? Bir arkadaşlık gelişti mi yoksa daha resmi mi konuşuyorsunuz? Askeri bir dille anlaşıyorsunuz sanırım. merkez. Asker kökenli olduğu için. Şöyle kendi ekibimizin arasında aslında evet böyle bir askeri geçmişten paydaş olma durumu söz konusu. Ancak buradaki ekip arkadaşlarımızdan dördü ISS'teki Expedition 70 ekibi. Diğer üçü de Rus segmentindeki üç tane kozmonot arkadaşımız. Sağolsun nezaket gösterdiler. Onlar da karşılamaya katıldılar. Seremoninin parçası olacak şekilde. Dörtlü ekibimizin içerisindeki üç arkadaşımız da daha önceden tanışma imkanımız olmuştu. Ee, Rus tarafındaki arkadaşlarımızla ise daha önce tanışmamıştık. İlk defa burada karşılaşıyoruz. Ee, sağ Sağolsunlar çok nezaket gösterdiler, büyük misafirperverlik gösterdiler. Ee, sıcak bir karşılamaydı bizler için. Ee, bireysel olarak hissiyatımdan ziyade şeyi çok bariz hissediyorsunuz orada. Yani bir ülkenin e, uzayda hak ettiği bir platforma adım attığının hissiyatı yani resmi bir törenle oraya giriyormuş hissiyatı veriyor. Ha, o hissiyatı biz de buradan e, aldık yani şeyde ilk gördüğümüzde. Peki bir konuşma metni hazırlamış mıydınız? Çünkü ilk yaptığınız konuşmayı bir ekrana getirelim. E, İstikbal göklerdedir dediniz. Bir bakalım ona. E, o ardından merak ediyorum bir metinle mi gittiniz yoksa daha spontane mi e, yaptınız diye. Bir izleyelim isterseniz ilk yaptığınızı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için... İlk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atatürk'ün sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü. İstikbal göklerdedir. Evet, e, bunu hazırlamış mıydınız? Aklınızda var mıydı yoksa o anda aklınıza geldiği için mi söylediniz? Buradaki konuşmada da yukarıda ISS'e ulaştığımızda az önceki görüntülerde gösterdiğiniz konuşmalarda da hiçbir hazırlığım yoktu Cüneyt Bey. Tamamen spontane gelişti bu. Zaten şu bağlantının olup olmayacağının bir garantisi de yoktu. ISS'teki karşılaşmada da yani bir karşıda bekleyecek ekibin olduğu biliyoruz. Ancak bir canlı yayın ortamının olup ile ilgili bir şeyimiz yoktu, öngörümüz yoktu. Bazen çünkü karşılayan ekibin çektiği fotoğraflar oluyor daha sonra bunlar paylaşılıyor. Ee, ama her daim bunun yapılacağıyla ilgili bir e, şeyimiz yoktu. Zaten buraya gelir gelmez sizin de gördüğünüz üzere e, bu kucaklaşmadan hemen sonra düzen alıp direkt e, konuşmalara geçtik. İkisinde de herhangi bir hazırlığım yoktu önceden. Sonrasında ne yaptınız? Biraz zaman e, daha siz 13 tane deney yaptınız orada. Bu deneyleri daha önce deneyleri e, çalışan bilim insanlarıyla Türkiye'de birebir baş başa geldiniz mi? Çalışmış mıydınız? Ne yapacağınızı daha önceden kurgulamış mıydınız? Hazırlıklı mıydınız? Yoksa orada hani verilen bir misyon olarak bir görev olarak mı yaptınız? Yok kesinlikle. Zaten yaptığımız deneylerin birçoğu hiçbir fikrim olmayan bilimin birçok farklı disiplininden gelen deneylerdi. Sağolsunlar Türkiye'de devletimizin bu konudaki kararlılığıyla kurumlarımızın koordinesi kapsamında Deney e, sahibi hocalarımızın bizzat öncelikle kendi laboratuvarlarında daha sonra e, Ankara'da kurumlarımızın bünyesinde bilahare Amerika'da e, birçok kez bizi bir araya getirerek spesifik e, bütün deney süreçlerini baştan sona çalışma imkanımız oldu. E, deneylerle ilgili teorileri ben zaten e, oradaki eğitim sürecimde deney çalışma zamanlarının dışında da birçok defa teorilerini okuyarak kendimi geliştirmeye çalıştım ama bilakis bu konuda uygulama kısmı çok önemli. Bunu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın biliyorsunuz kontrolünde bütün proje yürüdü. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay'ın önderliğinde bütün bu deneylerimizi birçok defa çalışma şansımız oldu. Şimdi, Tabii çalışabiliyorsunuz e ancak simüle edebiliyorsunuz ama asli olarak deneyin ee, amacı yerçekimsiz ortamda bu deney düzeneklerinin, kurguların, bütün setup'ın nasıl işleyeceğini görmek olduğu için aslında deneyin işleyip işlemediğini teoride burada yer ortamda bir araya getirdiğiniz ve simüle ettiğiniz bütün şeyin mekanizmanın çalışıp çalışmadığını ancak de yer ortamda ilk defa görme şansınız oluyor. Evet. Ya, bir Şimdi çok bir görüntü yaptım. izliyoruz Altay Bey. Bu böyle burada bir, bir kesim tarafından çok küçümsendi. Ben izlediğimde e, dedim ki hani neden küçümsendiğini de anlamıyorum. Çünkü insan belki bu insanların çocuğu yok. Çünkü bu yaptığınız e, deneylerin bir kısmı bilimsel deneyler bir kısmı da gerçekten hani biraz önce dediğimiz gibi çocukların da hayalini güçlendirmek için yani bunu izleyen çünkü 5 yaşında da çocuk var, 10 yaşında da var, 15 yaşında da var, 50 yaşında insan da var. Yani mesela şunu bir izleyelim mi? Bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi de mesela chatte de bununla dalga geçiyorlar. İşte Ali Topu at deneyimi yaptınız, oraya gittiniz bunun için mi gittiniz diye. Bu deney neydi acaba? Bir izleyebiliyor muyuz onu? Bir getirelim bir ekranı. Beraber bir topu izleyelim sesiyle at. beraber. topu tut. At, aper, at, at, at. Tut, Bununla at, dalga geçiyorlar böyle. Bir şekilde isimler yapmışlar, şey yapmışlar. Siz burada ne yapıyorsunuz tam olarak? Bu deney, bu, bu bir deney mi? Nedir bu yaptığınız? Öncelikle arkadaşlarımızın mizah kabiliyetini e, izlemekten son derece mutluyum. Kapasitelerini görmekten son derece mutluyum. Evet. Şimdi bu deneyi öncelikle geliş safhasını bir anlatmam gerekiyor Cüneyt Bey. Biliyorsunuz 14 günde 13 tane deneyi tamamlayacak şekilde çok yoğun bir programın içerisinden geçtik. Sonra dönüş tarihimiz e, bizim öncelikle bir gün sonra iki gün beş günle sonlanacak şekilde uzadı. Yani ISS'de planlı süremizin üzerine beş gün zaman geçirdik. Ama bu bizi son dakikada böyle karşılaştığımız ne yapacağımız e, ne yapacağız şimdi şeklinde e, şaşırdan afallatan bir süreç değildi. Çünkü daha yerden görevin çok öncesinde e, alternatif birçok planlama yapmıştık. Görevin dönüşüyle ilgili herhangi bir aksaklık olması durumunda, görevin uzaması durumunda alternatif planlarımız vardı. Şimdi şu gördüğünüz spesifik mesela e, deney, o 14 günlük 13 deneyin yoğun bir şekilde e, planlandığı zaman aralığına sığmayan faaliyetlerden bir tanesi. E, bizim görevin uzaması vesilesiyle tamamladığımız 13 deneyden sonra, şayet görev uzarsa, diye alternatif planlamada yer alan ilk deneylerden bir tanesiydi. Ve kime hitap ediyor? İlkokul çoğun, çağındaki çocuklarımıza hitap ediyor. Yani yer çekimsiz ortam dediğinizde ilkokul çağındaki bir çocuğumuzun zihninde fikir oluşturabilecek görüntüleri kayda almak, onların bir sınıf ortamında, laboratuvar ortamında gerçekleştirme şansları olmayan bir şeyi ISS denen laboratuvarın içerisinde e, canlandırmaya yönelik bir kayıttı. Dolayısıyla bu projenin kalbinde, özünde ve geleceğinde hedeflediği kitle zaten çocuklarımız. Bu yaşta. Evet. Benim çocukken hayal edemediğim şeyi hayal etme e, ve özgüvenlerini ayağa kaldırma hakkı olan çocuklarımızın bu görevin bütün e, amacı odak noktası. Dolayısıyla sanırım bu deneyin ne ifade ettiğini. Bu deneyin yani anlam ifade ettiğini bu yaştaki çocuklarımıza sormak lazım. Aynen. Yani uzaydan bile herhalde görmüşsünüzdür Türkiye'deki bu ıı, uç kutuplaşmayı ve artık her şeyi bir siyaset içinde görüp her şeyin böyle bir acaba nasıl negatifine bakarız? Nasıl bununla dalgasını geçeriz? İşte o yüzden ben gerçekten baktığım zaman ben bir 12 yaşında çocuk ıı, babası olarak evet yani çocuklar da böyle şeylerle ilgileniyorlar. yoksa yani sizin de yaptığınız yer 13 deney e, kuşkusuz bilim dünyası için bir şey olabilir ama bu da onun bir parçası gibi geliyor bana. Bunu nasıl okumuyorlar? Nasıl görmek istemiyorlar? E, onu da e, şey yapıyorum. E, peki nasıl e, mesela orada sizin yine dikkatinizi çeken ya şurada bak çok ilginç dediğiniz vay be hani burada hiç böyle bir şey beklemiyorum. Dediğiniz ne vardı bu kaldığınız günlerde uzay istasyonunda? Neler yaşadınız? Birkaç tane böyle anekdot anlatır mısınız? Hani sizi şaşırtan, etkileyen ya da ya bu böyle bir şeyle hiç e, olacağını düşünmemiştim dediğiniz. Şu çok ilginçti ee, Cüneyt Bey. Bunu mesela gözlemlediğim zaman ancak e, idrak etme şansım oldu. Biliyorsunuz az önce dediğim gibi 22-23 yıldır havacılığın içerisinde olan birçok farklı e, hava platformuyla uçma şansı olan bir insan için Yaptığımız uçuş operasyonunun en can alıcı hususlarından bir tanesi meteoroloji. Zaten bizim en fazla eğitim aldığımız alanlardan bir tanesi de budur. Meteorolojinin incelenmesi, takibi uçuş esnasında da görsel olarak yine takip edilmesi noktasında önemli hususlardan bir tanesi yıldırım, şimşeklerin durumu. Biz bugüne kadar şimşekleri normal uçuş operasyonu olmadığında yerdeyken gökyüzünü izlediğimizde ee, bulut kümelerinin farklı elektrik yükleriyle birbirine gelip o elektriği aşağı akıtması esnasında sergilediği görüntüden ya da en iyi ihtimalle hasper kadar o esnada e, uçuş yapıyorsak uçağın içerisinde daha farklı bir açıdan gördüğümüz şekliyle e, ancak gözlemleme imkanımız olmuştu. İlk defa bu görev esnasında e, bu kısmı da görevimizin bir parçası başlangıçta olmadığı için çok tahavül etmemiştim. Gökyüzünden o bulut kümelerinin içerisinde oluşup yere doğru elektriğini akıtan e, şimşeklerin, yıldırımların doğma aşamasını ve ondan sonraki o kısacık süreci yukarıdan gözlemleme imkanı buldu. E, i̇lginç bir deneyimdi. Keza bulutların oluşumu ve öbeklenmesinin kara kitleleri üzerinde e, yoğunlaşmasını yine bu tepeden bakış açısı esnasında gözlemleme imkanı oldu. E, havacılık geçmişime de katkıda bulunacak birçok meteoroloji olayını o esnada ...gözlem yapma imkanı buldum. Bu ilginç anekdotlardan bir tanesiydi. Bir izleyicimiz diyor ki, ya koku var mıydı mesela? Plus Magazine diyor ki, ISS'de koku var mıydı diyor. Var mıydı koku? Şöyle, çok ilginç bir soru. Çünkü yoğun bir şekilde soruldu bu. Tekrardan da ben kendimi teyit amacıyla... ...döndükten sonra tabii bu soruların hepsine vakıf oluyorum. Oradayken bunlardan hiçbirisinden, soruların içeriğinden de haberim yoktu. Ee, acaba ben bir şey kaçırmış olabilir miyim diye göreve birlikte gittiğimiz bütün ekibimize tekrardan arayıp sorma ihtiyacı hissettim. Ya bana yoğun şekilde bu soru geliyor. Ben oradayken hiçbir baskın koku ortamı hissetmedim. Acaba e, sizlerin böyle bir algısı oldu mu diye diğer üç arkadaşımdan daha e, teyit edilmiş bilgi. ISS ortamında baskın bir koku yok. Zaten baskın bir koku olsa e, yeme içme ortamında yeni açılan bir yemek paketinin içerisinden çıkan baskın baharat kokusu mesela fark edilmez. Ee, o baharat kokusu, yemeğin kokusu dahi anında paket açıldığı anda alınabiliyor. Eee ISS'in baskın bir kokusu yok. Tabii her ortamın, kendi evinizin de, girdiğiniz bir alışveriş merkezinin de ya da içine oturduğunuz arabanızın dahi kendine has bir iç ortam kokusu var ama bu baskın e, şeyde değil, kıvamda değil. Oradaki ortam kokusu da neden kaynaklanıyor? Bu kadar 24 saat çalışan sistemler var içerisinde. Sürekli oradaki yaşam döngüsünü sağlayan Bunlar çoğu metal sistemlerin içerisinde e, ısınma ve soğumadan kaynaklı o baskın materyalin e, kendine has bir kokusu olabilir ama bu dediğim gibi bir ortama girdiğinizde Aa, burası nasıl kokuyor şeklinde e, dikkatinizi dağıtan sizi bari, bariz bir şekilde o kokuyu algılamaya yönelten e, kıvamda değil. Şimdi öğrencilerle bağlantılar kurdunuz. Çok da böyle naif sorular geldi. Diyarbakırlı öğrencilerle mesela. E, işte. Uzaylı gördünüz mü? <laughs> Değil mi? Şimdi bunlar da burada dalga konusu oluyorlar. Ben çok naif bir soru olarak görüyorum. Yani çocuk çıkıyor orada. Ee, siz bu bağlantılarda görebiliyor muydunuz soru soranları? Ee, Göremiyordum. Göremiyorum hani, ama yani seslerinin zaten şeyinden şirinliğinden ne kadar şirin kardeşlerimiz olduğu belli. Ee, ya onlardan gelen ve onlarla yaptığım söyleşiler esnasında aldığım sorular kadar e, keyiflendiren bir süreç de olmadı. Zaten orada belki yüz atlarımdan dahi görmüşsünüzdür. Ya onlardan gelen o spontane sorular o kadar keyiflendim ki ee, ya bu bu görevi hakikaten anlamlandıran bu Cüneyt Bey yani bir, bir çocuğun zihninde ya ben hayatımda bir gün bir astronota soru sorabildim bunun bile algısının değişmesine vesile olacak bir şey görev evet şimdi Erdoğan'la da buluştunuz Erdoğan'la buluşmanızda da benim konuşmanız sonra, konuştuktan sonra da uçarak gitmeniz <laughs> Cumhurbaşkanı da şaşırmış. Burada da bayağı konuşuldu. Ee, siz sanırım orada üstte bir yer mi var? Üste mi gidiyorsunuz? Üste bu, bu konuşma yaptığınız yer neresi? Bir ayaklarınızla tutuyorsunuz. Herhalde bir anda gidiyor musunuz oraya? Nasıl gidiyorsunuz? Bir güç mü uyguluyorsunuz giderken? Şöyle aslında ayaklarımla zıpladığım yerde ayaklarımla tutunuyorum. Çünkü herhangi bir yere kendinizi sabitleme çabası içerisine girmezseniz, olduğunuz yerden sağa sola illaki yukarı olmak zorunda değil. Ee, sürekli oryantasyon değişiyor. Yani havada hafif bir yaprağın böyle kımıldaması, yer değiştirmesi gibi sürekli yer değiştiriyorsunuz. Ee, burası da Japonya'ya ait Kibo modülü. Ee, üstünde de lojistik e, şey var, modülü var. Ee, daha uzantısı devam eden. Kibo modülün içerisinden lojistik modüle doğru uçuşa başladım orada. Günde kaç saat uyudunuz? Normalde planlı olan Cüneyt Bey 8 saat, yani dünyada e, doktorlarında tavsiye ettiği üzere standart 8 saatlik uyku. E, ancak benim özellikle son 10 yıldaki havacılık geçmişimde düzensiz bir e, rutin içerisinde farklı saatlerde uyumaya rutinin çok dışında kısaltılmış ya da uzatılmış e, uyku düzenleriyle. Hayatımı idame etmeye alışıktım. Dolayısıyla uykuya karşı vücudumun direncinin ne kıvamda olduğunu biliyordum. Şimdi evet, idealde 8 saat uyumamız gerekiyor. Ancak vücudumun direncini biliyorum. Zaten orada 14 gün gibi çok kısa bir süre kalıyoruz. E bu 14 günün 8 saatini e, her gün uyuyarak geçirmek bana biraz lüks geliyor. E, kendi uykumdan kısarak sabah ve akşama birer saat ilave spor koydum. Bunun yanında ee, çekim yapmayı amaçladığımız, görüntü almayı planladığımız hedef noktalarımız vardı dünya üzerinde. Özellikle ülkemizin içerisinde. Ee, bu yıl kış mevsimi ülkemize biraz bereketli geçiyor. Ee, bulutluluk çok fazlaydı. İlk baştaki bir hafta, on günlük süre içerisinde çok istediğimiz noktalarla ilgili fazla görüntü alma şansımız, aldığımız yerler oldu ama e, alamadığımız birçok yer olduğu için sürekli e, o uyku sürelerinden kısarak ilave görüntü almaya çalışıyordum. Orada gün döngüsü 90 dakikada bir değişiyor zaten. Hani size tanımlanmış gece periyodu başlamış olsa da aslında o gece periyodunun içerisinde 5-6 cycle şey giriyor. Gece gündüz döngüsü giriyor her 90 dakikada bir. E, gün doğumu, gün batımı bir günlük periyodu yaşadığınız için. Dolayısıyla ortalamam 4-5 saat civarındaydı. Nasıl uyuyordunuz? Yani pozisyonunuz ne? Bir yere bağlanıyor musunuz? Havada mı uyuyorsunuz? Zorlandınız mı böyle bir yer çekimsiz ortamda uyurken? Yok hiç zorlanmadım. Yani uykuyla ilgili hiçbir problemim olmadı. Uyumaya çalıştığım sürede direkt uyudum ve e, alarmı kurarak kalktım. Yani öyle bir sıkıntım yoktu. Aman sesten ya da basınç değişiminden vesaire. Yani bir yere yatarak mı uyuyorsunuz? Bağlayarak mı uyuyorsunuz? Havada mı uyuyorsunuz? Cüneyt Bey normalde orada sahip e, daimi kalan e, Expedition 70 ekibinin ISS'in standart ekibinin dört tane e, kabini var. Mini kutu şeklinde. Birçok yerde resmini gördüğünüz üzere onlar daimi ekibe ait. Biz oraya geçici olarak giden ekip olduğumuz için bize uyku tulumları verildi. Yerden kargo ile gönderildi. O uyku tulumlarının vazifesi ağırlığınızı taşımak ya da size bir yatak görevi görmek değil. Tek yaptığı işlev içerisinde işte normal kamp yaptığınız doğa ortamında kullandığınız uyku ile aynı ilave olarak yanlardan kollarınızı çıkartabileceğiniz bir bölüm şey yapmış, tasarlanmış. Sizi sadece bir yerde sabit tutmak. Aslında bir yerde sabit kalma gibi bir ihtiyacınız ya da endişeniz yoksa ellerinizi bağlayın. Olduğunuz yerde <laughs> e, direkt salınımla istasyonun bir yerinde başlayıp öbür tarafında sonlanacak şekilde uyuyabilirsiniz. Çünkü bir yastık aramıyorsunuz. Üzerinize bir yorgan çekme ihtiyacınız yok. E, o, o şekilde de uyuyabilirsiniz. Ama amaç sabit başladığınız yerde uyanmak olduğu için e, istasyonun içerisindeki o tutamaklar var. Size bir hareket ivme ihtiyacınız olduğunda tutup kendinizi bir ivmeyi başlatacak şekilde oralara sabitliyorsunuz uykutulumunu. Bu arada hangi pozisyonda sabitlendiğinizin de bir önemi yok. Bir gün düz size göre şu anda yere paralel yaptığınızı bir gün sonra yere dik olarak kurabilirsiniz. Sanki ayaktaymış gibi uyuyorsunuz ama orada kulak içi sıvıları algı onun aşağı yukarı sağda solda olduğu şeklinde bir ayrım yapmıyor zaten. Her oryantasyonda uyuyabiliyorsunuz. Uykutulumunu sabitliyorsunuz, içine girip sabit uyanacak şekilde uyku düzenine başlıyorsunuz. Çok kritik bir soruya geldik. Tuvalette sıkıntı oluyor mu uzayda? <laughs> bir tuvalet diye bir yer var mı yani hani girdiğiniz var. böyle bir? <laughs> evet. Tuvalet var. Yani soru sorulduğu için aslında bu da her ne kadar e, belki magazin gibi değerlendirilebilecek olsa da... ...bilimsel bir gerçekliği ve en fazla eğitim verilen kuslardan bir tanesi. Nihayetinde orada yedi tane insan ortak bir hijyen bölgesini kullanıyor. Bunun kullanımı düzgün kullanımı ve idamesi çok önemli. Onu da beraberinde idame eden arka planda bir sistem var. Bunun üzerine de çok yoğun eğitim veriliyor. Malumunuz vücuttan çıkan sıvı ya da katı dışkının ortamda bir yere akma, bir yere gitme gibi bir imkanı olmadığından dolayı bunu suni bakım yöntemiyle içerisine çeken bir sistemin aktive edilmesiyle e, süreci, işlemi başlatıyorsunuz Cüneyt Bey. E, normal e, sıvı dışkı için ve katı dışkı için ayrı iki sistem kullanılıyor. Bu da e, Rus arkadaşlarımızın icadı. Zamanında Ruslar hakikaten güvenilir, e, sağlam, idamesi kolay ve uzun süre güvenilir bir şekilde kullanılabilen bir sistem e, şey yapmışlar, yaratmışlar. Bu e, bizim kullandığımız ISS tarafında da aynı sistemin e, kullanılmaya başlanmasıyla e, devam etmiş sürecin ilerleyişi esnasında. E, sistemi kullanmaya başlamadan önce o vakum sistemini aktive ediyorsunuz. Bazı e, şey paternleri var. İşar paternleri var. İşar yani sistemin üzerinde görsel sistemlerin çalıştığıyla ilgili e, bazı parametreleri kontrol ediyorsunuz. Tüm sistemin devreli olduğunu teyit ettikten sonra e, küçük e, dışkı için bir hortum ucu şeklinde bir sistemi kullanıyorsunuz. Büyük risk içinde üzerinde oturmaya yönelik gibi görünen ancak evet. bir oturma işlevini yerine getiremediniz. Çünkü orada sizi oturmanızı sağlayacak bir yer çekimi yok. Dolayısıyla o kabinin içerisinde kendinizi sabitlemeye yarayan kollarda vücudunuzu sabit pozisyona getirip... ...yine vakumun da şeyiyle oynadığı rolle... Katı dışkıyı dışarıya evet. şey yapıyorsunuz. Şimdi bir izleyicimiz Hayrettin Süper Chat'ten soruyor şu anda YouTube'da. Diyor ki akselerasyon, kozmik radyasyon ve sensory deviation gibi gece gündüz algısı bozulmalarını yaşadınız mı? Yani bu algıyı nasıl tutuyorsunuz? Çünkü orada hani gece gündüz kavramı yok anladığım kadarıyla. Ee, <laughs> yaşadınız mı böyle bir şey? Hiç yaşamadım. Herhangi bir sıkıntı çekmedim bununla ilgili. Ancak yine de döngüye ilişkin sorunun cevabını vereyim. ISS ortamının içerisinde bütün yaşam döngüsü Türkiye'ye göre 3 saat geride Greenwich zaman dilimine göre ayarlı. Yani sabah 6'da kalkıp akşamleyin normalde standartta 10'da bitmesi gereken o faaliyet takvimi kolunuzdaki saate göre işliyor. İçeride ışık alan herhangi bir pencere yok. Japonya ait ki bu modülün içerisindeki iki tane pencere ait. Onlar da zaten karartılmış vaziyette sürekli kapalı tutuluyor. Dolayısıyla sabahleyin uyandığınızda o ışıkları açıp istasyon içerisine aydınlattığınız zaman gündüz periyoduna başlamış olursunuz. Akşam 10'da da e, faaliyeti en son biten insanlar e, o ortamı terk eden insanlar bütün ışıkları aydınlatmaları kapatarak ortamı karanlık hale getirerek gece döngüsüne başlıyorsunuz. Ama bu esnada e, diyelim ki gündüz faaliyetleri devam ederken Kupola şu anki... Ekranda görünen resimdeki gözlem kubbesine gittiğinizde, içeride gündüz döngüsü olsa da burada her 45 dakikada bir o gündüz periyodu sonlanıyor, diğer 45 dakikalık gece periyodu başlıyor. Yani bu şurada 16 defa gündüz-gece döngüsünü şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Bu 13 deney yaptınız. Sizin mesela ilginç sonuçlar aldıklarınız nelerdi? Hani ya ya da beklenmedik bir şey çıktı mı? Ya da başarılı oldu mu hepsi? Şöyle başarılı olma konusunda ilk işarları aldık. Ee, yani başarının kriterini bu deneyleri düzenleyen hocalarımızın uluslararası literatüre sokacağı e, ve orada yer edinecek yayınların neticesinde objektif olarak değerlendirmemiz mümkün. Ama deneyin bu bir ara adımıydı, operasyonel adımıydı. Bundan sonra tahlil analiz bölümleri geliyor. O değerlendirme sürecine geçmeden önce e, deneyin Yolunda gidip gitmeyeceğiyle ilgili ara parametrelerimiz vardı. Yer çekimsiz ortamında mesela bir tanesiyle başlayayım. TÜBİTAK MAM'la Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hocamızın Berat Haznedaroğlu'nun uzman isimli bir deneyini yaptık. Nedir bu deneyin içeriği? İleride Ay'da ve Mars'ta kurulması planlanan yaşam döngülerine ilişkin yaşam destek ünitesi oluşturma çabası var. Benimle başlamadan önce çok fazla bilgimin olmadığı Alplerle yapılan bir deney. Yani yosunlarla. Nereden geldi yosunlar? Bu da ilginç bir nokta. Hani bazen o da söz konusu oluyor ya. Türkiye'yiz. Bizim Antarktika'da ne işimiz var? 8 yıl önce gidilmiş. Antarktika bölgesinden dünyanın en dirençli e, alpleri elde ediliyor. Kutup bölgesinde çok daha zorlu şartlara mukavemet gösterilen. Bu alpler ülkemizdeki laboratuvarlarda muhafaza ediliyor bu, ve bu alplerden e, üretilen o yaşam destek ünitesinin içerisine yerleştirilen döngüyle biz ISS'te karbondioksitten oksijen üretimini, bu sistemin mukavemetini, yerçekimsiz ortamda direncini ve çalışma sürecini test ettik. İlk parametrelerde bunun çalışacağı, çalışmayacağı konusunda bir fikrimiz yok. Çünkü daha önce yapılmamış bir örneği yok. İlk defa test ediyoruz. Evet, yerde defalarca test edilmiş. E, yerdeki parametrelerle aynı parametreleri uyguluyoruz. Ne açıdan? Normal bir e, şu ortamın içerisinde karşılaşabildiğiniz karbondioksitin 5 katı yoğunlaştırılmış karbondioksit uyguladık biz o şeyin içerisinde. E, sistemin içerisinde döngüsüne devam eden e, filtrelerin içerisinde dolaşan alklere. E, bu 5 kat yoğunlaştırılmış karbondioksiti alıp istediğimiz oksijen oranını üretebildi mi? Ne kadar sürenin içerisinde üretti ve bunu ne kadar bir e, mukavemet göstererek ne kadar devam ettirebildi? çok şükür deney de düzenini topladığımız ana kadar bu sistem çalışmaya devam etti. En büyük kaygılarımızdan bir tanesi buydu. Ee, dolayısıyla başarı kriterimi, Evet bu başarı kriteri. Sistemin başarısızlıkla sonuçlanması da bize yine bir şeyler öğretebilirdi. Ama başarıyla sonuçlandı. Başka hangi deneyler yaptınız? Bir iki tane daha örnek verebilir misiniz? Yani 13'ü de tabii, olmasa da hani ilginç olan tabii orada de. O zaman bir tane yine pozitif ayrımcılık olsun. En minik kardeşlerimizi gönderdiği deneyler. Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nden e, ortaokul öğrencisi kardeşlerimizin değerli öğretmenlerimizle birlikte bize ulaştırdıkları bir deney. E, propolis arılardan elde edilen. Bunun antibakteriyel özelliği olduğunu tespit etmişler. Herhangi bir bakteri oluşan ortaya çıkan bölgede propolis uyguladığınızda o propolisin e, reaksiyon gösterdiğini, o bakteriyi baskılayarak ortadan kaldırmaya çalıştığını tespit etmişler. Yer güzel, somut... E, Objektif bulgularla bunu e, kanıtlamışlar. Bunun ISS ortamında, yerçekimsiz ortamında aynı reaksiyonu gösterip göstermediğini biz test etmeye çalıştık. Yine e, işin tahlil analiz kısımları şu anda çalışılmaya başlandı. Ama ilk işarlarda yerde gösterdiği reaksiyonun orada gö gösterip göstermeyeceğini bizim kayıt altına almamız gerekiyordu. Ve ilk parametrelerde orada da yerçekimsiz ortamda da aynı reaksiyonu gösterdiğini tespit ettik. Elimizdeki deney petrilerinin üzerinde bir diğer e, deneyimizdi. E, bunun yanında malzeme bilimi alanında bazı deneyler yapıyoruz. Malumunuz Türk e, astronot ve bilim misyonu, e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye Cumhuriyeti'nin koyduğu uzay alanındaki 10 e, hedeften sadece bir tanesiydi. Eş zamanlı olarak diğer hedeflere yönelik çalışmalar projeler de devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de e, aya Öncelikli olarak sert iniş yapmak. Sert inişten kasıt yani bir gönderdiğiniz e, roketi, hava taşıtını oraya çarptıracak şekilde hedefi tutturmak. E, bu bundan önceki diğer ülkelerin projeleri de bu şekilde gidiyor. Ve buraya bu işi yaparken kendi roketimizle ve kendi itki sistemimizle bu işi yapmayı planlıyoruz. Bu itki sistemin içerisindeki farklı yakıtlar şu anda yine Amerika Birleşik Devletleri'nden buraya dönen değerli hocalarımız tarafından zaten çalışılıyor. E, güzel de aşamalar kaydediliyor. Bu itki sistemin içerisindeki yanma reaksiyonundaki e, süreci biz test etmeye çalıştık. Bu yanma reaksiyonu e, gerçekleşirken o sıvı akışkan ortamın içerisindeki katı parçacıkların ne derece homojen dağılımla e, reaksiyon gösterip göstermediğini test ettik. Üç tane dedinizsin. Şu an evet. üç tanesini sıkıladım. Peki. Şimdi birkaç konu daha var size sormak istediğim. Burada şimdi siz orada de tabii iyi niyetle bir sürü şey söylüyorsunuz. Çocuklar soru soruyor, cevap veriyorsunuz. Özellikle hani bir grup hesap kimi FETÖ, kimi bunların kuyruğuna takılan muhalif diyeyim, kimi şuursuz diyeyim. Bunları alıyorlar ve işte bütün bu hikayeyi etkisizleştirmek ya da biraz daha küçültmek için kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi işte 55 milyon, 60 milyon dolar verildi ve de siz oraya e, turist olarak gittiniz. Şimdi bütün dünyada aslında son yıllarda uzay sektörü özelleştiriliyor. Nitekim bu devletlerin üzerinden alınıyor. Siz bunları duyduğunuz zaman ne düşündünüz acaba? Siz turist olarak mı gittiniz? Direkt öyle sorayım oraya. Ya da ben, gitmeyiz, turist olarak gitmekle sizin gitmeniz arasındaki fark neydi? Şunu söyleyeyim. Bir kere sorunun çıkış noktasıyla ilgili küçük bir cevap vereyim. Ee, bunu dile getiren insanlarımız Türkiye'den Amerika'ya ya da Amerika'dan Türkiye'ye bir havayolu uçağına binip iş için bir yerden bir noktaya giderken para verdiklerinde turist olarak mı gelmiş oluyorlar? Dört dörtlük cevap. <laughs> Gerçekten şahane bir cevap verdiniz. Evet. Ya da az önce göstermiş olduğunuz topla attığınız deneylerde İlkokul çocuğu için e, yapılmış bir deneye, ilkokul çağındaki bir çocuğun zihninde hiçbir şey ifade etmeyen, yer çekimsiz ortamla ilgili fikir e, yaratmak için yapılmış bir deneyin benzerini o çocuk okulda farklı bir deney ünitesinde bir şeyleri denediğinde çok basit bir şey olabilir. Babasının parasını çarçur mu etmiş oluyor? ilkokul çağındaki bir çocuk okulunda laboratuvarda bir deney yaptığında. Yani algı eşiğinin birazcık düzeltilmesi lazım. Bu proje ısrarla vurguluyorum. Yetişkin insanlarımıza değil, bu ülkenin geleceğini teşkil edecek, şu anda sizin de Amerika'da gururla gördüğünüz Türk bilim insanlarının kendi ülkesinin kaynaklarıyla, kendi ülkesinin özgüveniyle dünyada uzay tarihinin ilerleyen dönemlerine imza atacak çocukların geleceği. İnsanlar bu projeyi örselemeye çalışırken aslında kendi çocuklarının geleceğini örseliyorlar. Yine e, sizin güveç canım çekti lafınız burada konuşuldu. E, bu da böyle ver veraltı vurmak için bayağı kullanıldı size karşı. Yani ne yani gitti iki gün orada güveç mi istiyor böyle saçmalık mı olur mu diye. Duydunuz mu bunu orada ya da döndükten sonra duydunuz mu şaşırdınız mı böyle şeyleri duyunca? Yok, daha önce geçen ifade de bir araya e, giriş yapmak istedim ama fırsat olmadı. Benim orada sosyal medyaya hiçbir şekilde erişimim yoktu. Dolayısıyla ne gidiş sürecimde hatta e, şunu söyleyeyim fırlatmadan 7 gün önceden itibaren telefonum bende de yoktu. dönüş artı 3 güne kadar. Komple tamamen izole olmuştum. ve bu burada yaşananlar, olan bitenler Türkiye'ye ancak döndükten sonra haberdar olduğum süreçler. bunlardan hiçbirinden haberdar olmadığım için bu az önce bahsettiğiniz konu da mesela bilgim dahilinde olan bir şey değildi. Sorunun içeriği önemli orada bir şeyi özlemek için oraya gitmiş değiliz. Keza dönüş olduğunda da işte ülkenizi çok özlediniz mi, çok merak ettiniz mi? Ya biz oraya hasret çekmeye gitmiyoruz. Biz oraya bir şey özlemeye gitmiyoruz. Ama biz oraya niye nereye gidiyoruz? Türklüğe ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait ne değer varsa yüceltmeye gidiyoruz. Bana yemekle ilgili bir şey sorulduğunda ısrarla şunu vurguluyorum. Hala da aynı fikirdeyim. Siz de oralardasınız. Dünyanın her yöresinden bir şeyler tatmak, bir şeyler farklı e, test etmek çok güzel. Ama nihayetinde dönüp dolaşıp şunu siz de dile getiriyorsunuzdur. Ya biz hakikaten e, Türk mutfağı konusunda dünyada ayrıcalıklı bir noktayız noktadayız. Yani kadınlarımızın ellerinden çıkan mutfakta yarattıkları, ortaya koydukları maharetler e, ustalarımızın Osmanlı mutfağından bugüne kadar getirdikleri o lezzetler dünyada hakikaten istisnai bir noktada. Dolayısıyla Sorunun çıkış noktası şuydu. E, herhangi bir orada yediğiniz yemeği, e, or burada özlediğiniz herhangi bir yemekle özleştirebileceğiniz bir yemek var mı? Böyle bir şey mümkün değil. Beklenti de o noktada değil. Ben oraya gidip de Türk menüsü bulmak üzere e, yemek bekler pozisyonda değilim. E, dolayısıyla çıkış noktası oydu. Hani buradan hakikaten aklınıza gelen... E, şey bir yemek var mı diye sorulduğunda evet güveç. Buradayken, Türkiye'deyken sık yedim güzel içerisinde hem sebze hem protein barındıran e, güzel yemeklerden bir tanesi. Evet. Ama yani biz oraya herkese. dediğim gibi yani kusura böyle. bakmayın bu tür zırvaları ben çok e, ben bunlarla dalga geçiyorum ama e, ne yazık ki bunlar bayağı gündem oluyor burada. İnsanlar bunları böyle bir e, konuşuyorlar. Yani bütün bu hikayeyi buraya indirgemek bana size ve bütün bu uzay e, şeyine bir haksızlık gibi geliyor ama ne yazık ki böyle bir ülkedeyiz. Şimdi geriye dönüş başladı. Ee, geriye dönerken bu paraşütle bir denize inişiniz var. Evet. Onu da çok merak ediyorum. Ne hissediyorsunuz? O bir gerildiniz mi gelirken? Oradaki riskler ne? Dönüşteki riskler ee, ee, neydi? Şöyle, en baştaki risk paraşütün açılmaması. Cüneyt Bey. O zaman acil durum senaryosu devreye giriyor. Yine hani sonuç çok kötü noktaya da gidebilir ama onun da bekabı var. Üzerinde nihayetinde... E, belli itki sistemleri var o itki sistemlerinin ters çalıştırılmasıyla o paraşütün görmesi e, yap yerine getirmesi gereken işlevin e, bir nevi işte telafisi, toleresi yönünde e, farklı e, şey süreçleri başlatmak durumunda kalıyorsunuz paraşütlerin her ikisinde açılması ilave C2 bindiren süreçler bu da zaten beklenen sürpriz değil e, bu süreçler dahi bir simülatör ortamında e, yaz aylarında Temmuz ayının içerisinde test ettiğimiz e, sınadığımız e, şeylerden bir tanesi, e, ara adımlardan bir tanesi, suya iniş keza aynı şekilde. Yani toplamda o atmosferden e, atmosfere tekrar giriş ve e, aşağıya düşüş periyodunun g kuvvetini tekrar hissedilmeye başladığı andan itibaren düşüş noktasını aşamasına geçen e, sürecin içerisindeki ana G yüklerinden e, üçü kılavuz paraşütlerinin açılması, ardından dört tane ana paraşütün açılması, son olarak da suya çarpma süreci. Evet. Sonrasında şimdi dünyada bu yolculuğu yapan ben diğer astronotlara baktım. Ne oluyor diye. Dünyaya geldikten sonra ilginç hikayeler de gördüm. Ee, mesela Yuri Gagarin var. Ee, vücudunu ilginç bir şekilde etkilemiş. yani Çünkü o kadar siz belki çok o kadar kalmadınız daha kısa kaldınız ama Yuri Gagarin mesela stres ve yorgunluk çekmiş. Yine bir başka e, şeye bakalım e, de getirin onları arkadaşlar. Mesela Neil Armstrong denge koordinasyon problemi yaşamış, kan basıncı, kalp atışı hızında değişiklikler, uyku problemleri yaşamış. Yine bir başkasına bakalım. Peggy Whiteson var. Kemik kas erimesi var, yorgunluk, halsizlik, imun sistem zayıflığı. Tabii bunlar çok uzun kalanlar. Yani siz görece daha kısa kaldınız. Yani yüzlerce gün kalan da var. Kas erimesi var. Yüzde şişme olduğu söyleniyor mesela ek gittikte geldikten sonra. Depresyon mesela diğer şeylerde çok sık görülen bir şey yani uzaya gittikten sonra o duyguyu yaşadıktan sonra burada bir boşluk duygusu hissettiklerini görüyorum diğer uzaya giden astronotlarda siz şimdi şu ana kadar bir şey hissediyor musunuz nasılsınız fiziksel olarak durumunuz nedir? Şöyle bu saydığınız ve benim de ekranda takip ettiğim o e, işaretlerden farklı semptomlardan e, sadece benim test ettiğim e, yüzde şişkinlikti. O da ilginç bir şekilde ISS'te belli bir süre geçirme değil, dragon kapsülüyle fırlatma gerçekleştirdikten yaklaşık iki saat sonra hepimizin yüzü şeydi, e, kapsülün içerisinde şişmiş vaziyetteydi. Yer çekimcisi ortam içerisinde vücut sıvısını yer değiştirmesiyle e, bir anda yüz genişlemeye başlıyor. Bu zaten eğitimler aşamasında da vurgulanan hususlardan bir tanesiydi. Tüm bu semptomların içerisinde e, benim tecrübe ettiğim sadece buydu. Onun haricinde herhangi bir e, oryantasyon problemi yaşamadım ki ee, yaşanabileceği, bunun da çok doğal olduğu defalarca dile getirildi bize. Zaten onun için 14 e, 14 gün kısa süreçte kalmış olmamıza rağmen e, ilk iki 3 günde bu oryantasyon ve uyum sürecinin tamamlanabileceği buna yönelik olarak da e, deney yoğunluklarının o faaliyetlerin üç günlük periyodun sonunda başlamasına yönelik bazı planlamalar yapılmıştı. E, o en baştaki programın başında göstermiş olduğunuz ISS ekibiyle buluşmamız resmi seremoninin hemen ardından ilk bir saatin içerisinde e, kendimi iyi hissettiğimi aşağıya ben raporladım ve sürece başlamak istediğimi, onlar biraz daha süre geçmesi gerektiğini dile getirdiklerinde de tekrar bu konuda ısrarcı olarak o e, bahsettiğim deneylerden ilk olan uzmanı bir an önce kurulumuna başladım e, ISS'in içerisinde. Çok şükür yani her bünye farklı. Bu tamamen fark kötü yönde farklı tecrübelerimiz de olabilirdi. İyi de olsa kötü de olsa nihayetinde bunun tamamı bir bilimsel süreç olduğu için yaşadığım her semptom, dile getirebileceğim, kayıt altına alabileceğim her şey aslında burada bu süreçle ilgili çalışma yapacak bilim adamlarımızın işine yarayacak şeylerdi. Faz kadar iyi yönde tecrübeler oldu. Çok şükür. Sıkıntı yaşamadan bütün süreci. Son yürüttük. olarak Alper Bey, bundan sonra ne yapacaksınız? Nedir programınız? Önümüzdeki ee, yıl, önümüzdeki yıllar Örneğin buraya gelir gelmez daha birinci haftamızın içerisinde e, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın başkanlığında ilk toplantımızı gerçekleştirdik. E, daha bugünden e, sürecin daha dumanı e, tütüyorken devamı niteliğinde bir an önce yeni projelerle ilgili mental ve gerekli fizibilite çalışmalarına yönelik yoğunlaşmamız noktasında talimat verildi. Ee, i̇nşallah çok ifade ettiğim şekilde bu bir yere varış hikayesi değildi. Bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Ee, ama yakın gelecekte asıl adı, odak noktamız birinci öncelikli tamamladığımız görevin asıl hitap ettiği, hitap ettiği kitle olan bütün çocuklarımıza, kardeşlerimize ulaşacak şekilde her şehrimize gitmek. Onların algısını benim yıllarca çocukluğumda zihninde barındırdığım gibi bu işin bizim ülkemizden uzak, ütopik bir e, konu olmadığını onlara bizzat dokunarak anlatmak. Onlara bir astronotla karşılaşmanın, bir astronotla iletişime geçmenin, uzayla ilgili bir şey telaffuz etmenin, uzayla ilgili bir şey düşünmenin kendilerinden uzak bir şey olmadığını idrak etmelerini sağlamak. Önce Bey çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇yi ki varsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Hem size hem vatana hem millete çok çok teşekkürler. Yayına katıldığınız için memleketimizden diliyorum. bu kadar uzakta memleketimiz için bu kadar güzel işler yaptığınız için biz de size teşekkür ederiz Ümit Bey. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun, sağlıcakla kalın. Alper Bey ile ben ilk kez e, bir röportajda yaklaşık bir saattir konuşuyoruz ve de ne kadar doğru bir insanın bu görev için seçildiğini görüyorum. E, ya bir sürü eleştiri gelebilir. Şimdi bakıyorum chatte bir sürü şeyler söylüyorsunuz. Bir sürü yok efendim şu parayla mı gitmiş, şu bunu gitmiş, yok güveç mi istemiş, yok bu çok Ali Top'u at demiş de bilmem ne onun esprisini yapıyorsun sen. Bunlar dediğim gibi Türkiye'de bir grup bir grup var. Yani bunların başını FETÖ'cüler çekiyor. FETÖ'cüler genelde yurt dışından halay başı olarak Türkiye'ye kötülük pompalıyorlar. Olumsuzluk pompalıyorlar. Türkiye'de yapılan her şeyi bir şekilde küçültüyorlar. Bir şekilde AKP'nin işine getir AKP'nin bir ürünü olarak sunuyorlar ve AKP'ye vurmak için, Erdoğan'a vurmak için kullanılıyorlar. Bunu bunlar halay başı. Bu halay başının arkasında yeminli a, AK Parti düşmanları, Erdoğan düşmanları da katılıyorlar. Onun da arkasına hadi abicim bir muhalif görünümler katılıyor. Onun arkasında dur abi sosyal medyadan biraz nasip tık tıkalalımcılar katılıyor. O halay böyle gidiyor. Fakat tarih bu halayı yazmıyor tarih Türkiye'nin ilk astronotu olarak, uzaya giden ilk astronotu olarak Alper Gezer Avcı yazacak. Bunların hiçbiri tarihin tesisinde bile yer almayacak göreceksiniz. O yüzden ben bu röportajı bir saat ayırdım e, bu yayında ve de çok çok önemsiyorum. Peki şimdi bir karar verelim. Yayına devam mı edeyim, kapatalım mı? Yani yeter mi? Normalde biz bir saat yayın yapıyoruz. Hadi bir ana eyvallah deyip gidiyoruz ama benim zamanım var. İsterseniz e, gündeme girebiliriz. Farklı konularla da geldik size. Devam mı diyorsunuz? İsmail devam diyor bak. Devam derseniz yaparız. Belki bundan sonrasını yeni bir program olarak e, keseriz, yayına koyarız. Herkes devam diyor. O zaman, o zaman like'ları göreyim. Kaç like'ta kaldık bakayım. Kaç beğene geldik? Bin beğen. 2000 beğende devam ederim. <laughs> ne olacak şunun şurasında? 6 yedi bin kişi şu anda canlı seyrediyor. İyi hadi o zaman bir e, şey yapalım. E, yayına devam ediyoruz. Sen su alabilirsin ama istersen. Evet. evet. Ev Halisi de bir saate göre ayarladığı için kendisini e, ona göre herkes tedbirini alıyor. Peki devam edelim. Bugün e, yayınımızın ilk bölümünü Alper Gezer Avcı'ya ayırdık. Türkiye'nin ilk astronotuna ve o da bizim e, sorularımızı sağ olsun içten bir şekilde yanıtladı. Ve şimdi gelelim Türkiye'nin gerçek gündemine yani Türkiye'nin gündeminde uzay deyince, astronot deyince onlar çok sürreel gündemler olarak yer alıyor. Ama Türkiye'nin şu anda en önemli gündemi e, yerel seçim. Yerel seçime kitlenmiş durumdayız ve de yerel seçimde artık saflar belirlendi ve özellikle İstanbul'da kran kranı bir seçim yarışına girildi. Nasıl kran kranı? Şu anda kararsızları bir kenara bırakırsak Murat Kurumla Ekrem İmamoğlu neredeyse kafa kafaya ve ee, de ilginç bazı olaylar yaşanıyor. Daha önceki seçimlerde görmediğimiz farklı ittifaklar var. Gizli ittifaklar var. Mesela DEM Partisi ile İmamoğlu arasında İstanbul'da gizli bir ittifak kuruldu. Adına işte kentsel e, e, ne? Kentsel dayanışma diyorlar. Ya yok canım biz oradan aday çıkartmadık diyorlar. E biz de oradan aday çıkartmadık diyorlar. Çıkartılan adaylar geri çekiliyor. Son derece tuhaf olaylar yaşanıyor. mesela. Son dakikada ne bileyim işte şey veriliyor den dem mesela adaylarını son dakikada belirtiyor. Seçim kurulu da diyor ki son dakika olmaz biz illa koyacağız bunu yani tuhaf tuhaf olaylar yaşanıyor. Bu arada kurumda da Ekrem İmamoğlu arasında da bir tatlı bir çekişme atışma var. Geçen gün bir gaf yapmıştı kurum demişti ki ya hatta gaf da ya, yani doğruyu söylüyor belki de demiştik ya şu ana kadar işte İmamoğlu düşündüklerini düşündüklerinin yüzde seksen yaptı demiş. Ne demişti bir dinleyelim önce. Verdiğiniz Ver, sözlerin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirdiniz ama şu gerçek var ki 31 Mart akşamı yüzde 100 o saracaneden ayrılacaksınız. Dur şimdi. Şimdi yüzde 87'sini de, 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 şey gerçekleştirdiniz deyince Murat Kurum bilmiyorum hangi ülkede ya da hangi büyük şehre belediye başkanı adayı olmak istiyor ama %87 Türkiye için çok büyük bir rakam. Mesela ben beklentimi %65'e indirdiğim zaman Türkiye'de çok mutlu bir insanım. Yaptığımız işte ne bileyim bir restorana gidiyorsun oradaki serviste yediğin yemekte işte ya da bir devlet dairesine gidiyorsun bankaya gidiyorsun oradaki sende muhatap olmada insanların sana ne bileyim bir şekilde ilişkilerde trafikte değil mi İkili ilişkilerde yani %100 dediğin zaman %100 mutsuzsun %90 %90 mutsuzsun demek %87, %87 mutsuzsun çünkü çok yüksek rakamlar bunlar. Nitekim Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bugün bir açıklama yapıyor. <laughs> diyor ki Murat Kurum çok iyi diyor Bakın ne diyor. Sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız. Geçenlerde %87 projeleri başardı dedi sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı yani. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız? Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. Arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün. Vallahi onun dediği doğru çıktı. Yüzde 87'ymiş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Dolayısıyla ee, Allah razı olsun ee, bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projeleri başardığımızı e, bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Bir teşekkürü de e, bir deprem anında İstanbul'un 11 şehre birden nasıl koştuğunu anlattığı için yine kendisine <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na çalışıyor diyebiliriz değil mi? Yani şu anda hani <laughs> dünün esrarengiz olaylarından bir tanesi de büyük şey büyük şey belirleyicileri çalışıyor diye bir hesap vardı. Daha çok troll bir hesap diye düşünülüyordu bu hesap. Ama gördük ki troll hesap bir anda saf değiştirdi. Dediler ki acaba Murat Kurum satın mı aldı bu hesabı? Sonra dediler ki yok yok satın almadı. <laughs> o hala buraya çalışıyor. <laughs> yani e, ay Allah böyle olaylar sadece Türkiye'de olur diye düşünüyoruz ama daha ne olaylar, ne olaylar. Erdoğan CHP'lilere sabır dilemiş mesela. Oy verecekseniz dayatmasında bulunuyorlar demiş. Belediye başkanı adaylarını vatandaşa değil yapay zeka soruyorlar. yapay zeka kimi uygun görürse bunlara ne yemederse. millete ha, yani, gel. adaylarımıza dinleyeyim. tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunuyorlar. Ne diyelim? Allah bunlara akıl fikir. CHP'li kardeşlerimize de sabır versin. Abi <laughs> abi yani Murat Kurum imam olma çalışıyor. Ee, Erdoğan CHP'lere sabır diliyor. Sabır versin diyor. Ama e, haksız da değil. Çünkü CHP'nin şu anda genel başkanlık koltuğunda oturan Özgür Özel gerçekten özel bir genel başkan. Ben iddia ediyorum ki CHP'nin böyle bir genel başkanı kurulduğundan bu yana ne gördüğü ne de bundan sonra görülür. İlginç bir kişilik. Halktan geliyor. Ve de kendini bazen kürsüde olduğunu unutuyor. Kendi kendini gaza getiriyor. Ve de ilk olarak dün grup toplantısında yaptı. Ben dünkü yayında biraz böyle ververeye geldi, geçiştirdik. Ne yaptırıyor? Tezahürat yaptırıyor. Üçlü çektiriyor. Kırmızı beyaz yaptırıyor. Diyebilirsiniz ya olur mu? Kırmızı! Beyaz. Kırmızı! En büyük! En büyük! Türkiye, Türkiye. Türkiye İttifakı'na inanıyoruz! Türkiye İttifakı'na güveniyoruz. Bu seçimleri Türkiye İttifakı kazanacak. Bir daha baştan adır mısınız? Yani bu olay nereden buraya geldi? Nasıl bir anda grup toplantısı kırmızı beyaza döndü? Üçlü de çektiriyor mu sana? Bir, iki, üç. En baştan bir daha izleyelim bak. Bir daha başla. En başta. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. En beyaz. büyük. En büyük. Türkiye, Türkiye. Türkiye İttifakı'na inanıyoruz. Bence Peki, bundan Dur durun. Bir, bence yani bu kırmızı beyaz meselesi iyiydi ama sonunda bir üçlü çektirse daha da şık olabilirdi. Neyse ama yakında çektirebilir. Niye? Bugün en son yine bugün yine bir yerde özgür özel bir aynı tezahürata devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Var mı o tezahürat? Kırmızı! Beyaz, kırmızı! Beyaz, kırmızı beyaz, en büyük! Fiyat, en büyük! Fiyat. Bir de bu taraftan duyayım bakalım. Şimdi kırmızı! <laughs> Kırmızı, kırmızı, beyaz, en büyük. Türkiye. Şimdi bu taraf kırmızı diyecek, bu taraf beyaz diyecek. Kırmızı, beyaz, beyaz, bürüzü, beyaz, bürüzü, beyaz. en büyük, beyaz, bürüzü, beyaz. En, büyük. Beyaz, bürüzü, beyaz. en büyük. Gerçekten CHP'nin tarihine sevgili Altan Öymen yazıyor. Böyle bir tarihte acaba. Bülent Ecevit'in ben hiç böyle bir <laughs> kırmızı beyaz çektirdiğini görmedim. Ne bileyim İnönü'nün mesela Erdal İnönü'nün ya da İsmet İnönü'nün üçlü çektirdiğini herhalde gözünüzün önüne getiremezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk bugünleri görse herhalde ya bu bizim Özgür de biraz fazla mı acaba <laughs> fazla ileriye gitti mi derdi gibi geliyor ama alan memnun veren memnun gördüğünüz gibi milletvekilleri kırmızı deyince bağırıyor öbürleri beyaz deyince bağırıyor gidiyorsun orada izleyiciler var onlar kırmızı beyaz ver coşkuyu eskiden Tabii daha çok hani de eski seçimlerde insanlar daha yine vaatler falan vardı. Artık vaatler de yok yani. Eskiden atkı vardı en fazla işte bir gittiğin yere atkı takıyordun. Artık o atkı da tarih olmuş durumda. Ve de döndük dolaştık geldik kırmızı beyaza. Şimdi bu tarafta böyle bir çekişme var. Ama Cumhur Cephesi'nde de ilginç bir yeni refah partisiyle Fatih er Erbakan meselesi var. Ciddi bir meseleye dönüşebilir bu. Nitekim Erdoğan da bunun farkında isim vermeden o da e, Fatih Erbakan'a çakmış. Değil, asıl bugün nerede durduğu önemlidir. Şehirlerimize herhangi bir eser veya hizmet kazandırmak yerine sırf bize kaybettirmek amacıyla ortaya dökülen enaniyet abidelerine itibar etmeyin. Partimizi kurduğumuzda hangi heyecan ve azimle yola çıkmışsak bugün de aynı şekilde yola yola devam. Yolunu yani burada, burada çaktı. Tabii ki Fatih Erbakan yolunu kaybedenler, yolundan çıkanlar böyle olur bu işler. Dün berabersindir, bugün bir bakmışsındır. Olay bambaşka bir yere gelmiştir. Özgür Özel'in bu Hatay'daki bocalaması bakalım Hatay'da Lütfü Savaş'a kazandıracak mı, kaybettirecek mi? O da hala şeyde. Çünkü kimi anketlerden bahsediyor, yapay zekadan bahsediyor. Ben demiştim keşke yapay zeka olsa. Buradaki sadece yapay bir e, koalisyon var içeride. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu pazarlığı sonucunda adaylar belirlendi ve de özellikle Ekrem İmamoğlu bir genel başkan ağırlığıyla şu anda pek çok yerde e, karar alma sürecinde. Amca Hatay'da. Sözünü geçiremedi. Lütfü Savaş bir gidiyor bir geliyor. Yarın ne olur bilmiyoruz. En son yine CHP'den şey giriyor. O da Gökhan Zan'la atışıyorlar. İşte o diyor ki top oynamakla olmuyor diyor. Gökhan Zan da öbür taraftan laf çakıyor. Orada da böyle bir karşılıklı bir tatlı bir atışmayla e, devam ediyor. Erdoğan'dan yargı düzenlemesiyle ilgili bir e, şey geldi. Demeci var diyor ki biz yargıyı düzenleyeceğiz ne zaman herhalde seçimlerden sonra düzenleyecekler ne diyecekler şöyle bir ne yapmayı düşünüyor bir bakalım artık ee... hepimiz görebiliyoruz yüksek yargı kurumlarımızın anayasada belirtilen görev tanımları sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur esasen bu kurumlarımız arasında eskiden beri bir hiyerarşi tartışması yaşandığını biliyoruz. Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan dolayısıyla hiyerarşiden ziyade vazife tanımıyla konumları belirlenen yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği içinde ...uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız... Evet. Şimdi gördüğünüz ülkemiz... gibi bir anayasa değişikliği olmayacak... ...Erdoğan'ın anladığımız kadarıyla... ...ama yargıda, özellikle, özellikle yüksek yargıda... ...ciddi bir çekişme var. Nerede var? Anayasa Mahkemesi. İşte Can Atalay kararı, Osman Kavala kararını... ...adı salın diyor, bırakın diyor. Yargıtay ya da herhangi bir alt mahkeme... ...buna uymuyor. Ve de hep şu konuşuluyor... İşte filler tepişir, çimler ezilir. Yargının tepesinde bir kavga var ve yargının tepesindeki bu kavga aşağıya bambaşka türle yansıyor. Ve biz bunu birkaç örnek üzerinden görüyoruz. Peki gerçekten durum böyle mi? Evet bir kısmı böyle ama hepsi böyle değil. Çünkü Türk yargısında konuşmamız gereken çok şey var. Onlardan bir tanesi de belki de bütün bu piramidin en ama en altında yer alan bilir kişiler. Bugün Türkiye'de pek çok davanın bilirkişi kararlarıyla sonuçlandığını, pek çok hakimin Kararlarını bilir kişi raporlarına göre verdiğini biliyoruz ve de şu anda özellikle pek çok bizi dinleyen bütün avukatlar ve mahkeme işi düşen pek çok kişi de bilir kişilerinin öneminin farkında. Türk yargısının belki de üzerinde en altta piramidin en altında olmasına rağmen e, üzerindeki önemli etkenlerden bir tanesi bilir kişiler. Bilir kişilik aslında hakim ve savcıların bilmedikleri konularda fikir almaları için uzmanlara danışma müessesesi. Ve de şu anda Adalet Bakanlığı'nın bilirkişilik daire başkanlığını 2023 verilerine göre 150 bin kişi kayıtlı. Yani şu anda Türkiye'de 150 bin kişi farklı birimlerde. Kimi profesör, kimi akademisyen, kimi alanında uzman, kimi mühendis, kimi doktor. Bunlar 150 bin kişi Adalet Bakanlığı'na kayıt olmuş ve diyorlar ki biz burada bilirkişilik yapıyoruz ve de sizlerin davaların nereye seyredileceğini, ne yapacağını görebiliyoruz. Peki kim bu bilir kişiler? Kim bu 150 bin kişi? Yani neye göre bilir kişi oluyorlar? Diyorlar ki kendi alanlarında en az 5 yıl tecrübeye sahip olan insanlar bunlar. Sicilleri temiz, hepsi araştırılmış. 25 yaşından daha büyükler, daha küçükleri olmuyor. Ve de Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği temel eğitimde 18 saati, teorik 6 saati uygulamalı olarak en az 24 saat ders, dersten oluşan bir de ee, ders almışlar. Ee, bu insanlara bilir kişi diyoruz. Böyle bilir kişi oluyorlar. Bilir kişilerin atandığı kurumlar genelde Adalet Bakanlığı, kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve özel e, bilir kişi kuruluşlarından oluyor. Bunlar şey yapıyor. Süreç şöyle istiyor. Görüyorsunuz mahkemede yargıçça başvuruyor. Adalet Bakanlığı bu kamu kurum kuruluşlarından bilir kişileri atıyor. Onlar da 3 ay içerisinde bir dosyayı hazırlıyorlar ve de yeniden mahkemeye gönderiyorlar ve de orada bu kararlar belirleniyor. Peki nasıl bu insanlar belirleniyor? Yani bilir kişi nasıl oluyor? Hakimler özel veya teknik bilgi gerektiren konularda bilir kişiye başvurmak zorundalar. Yani her şey kafasına göre şey yapmıyor. Ben hakimim ama ben bilmiyorum diyor. Bu acaba bir ne bileyim doktorsa doktor acaba bu raporu var mı yok mu yatar mı çıkar mı? Belki de ne bileyim bir şey hacklendi acaba bunun uzmanlığı nedir? İşte WhatsApp yazışmaları nedir? Bir sürü şey daha var örnekleri var. Bilir kişi raporları mahkemeler için kesin delil değil delilleri değerlendirme aracı. Ancak bu konuya yakından bakıp gördük ki şu ana kadar avukatlar, sorduğumuz avukatlar, hakimler gerekçesini göstererek bilirkişi raporunun aksine hüküm verenlerin oranı yüzde bir. Yani hani bir bilirkişi raporu geliyor, hakim diyor ki hayır bu benim kafama yatmadı, bence böyle olacak diyenlerin sayısı yüzde bir. Yani yüzde doksan dokuz bilirkişi raporları şu anda mahkemelerde hakimlerin kararlarını yüzde 99 etkiliyorlar. O yüzden size yargının belki de hani santraforları görünmeyen kahramanları ya da üzerindeki gölge diye bilir kişilerden bahsediyoruz. Şimdi milyon dolarlık davalar, insanların yıllar boyunca hapislerde çürümesini gerektiren olaylar ya da e, milyarlar değerindeki çeşitli insanların e, şeyleri mesela baronlar, uyuşturucu baronları, ne bileyim dolandırıcılar bunların hepsi gidiyor bilirkişilerin önüne geliyor. Peki bu bilirkişiler bu davalara bakarken davalarda ne bileyim açılan tazminat davası oranında mı ücret alıyorlar? Ya da ne bileyim o davanın diyelim Ergenekon davası çok büyük bir dava oranında mı ücret alıyorlar? Hayır. Şu anda bilirkişilik mesela iflas ve ferah ferah ve iflas davalarında satış memurluklarında görülen işlemlerde 1100 lira alıyorlar. Sul hukuk ve tüketici mahkemelerinde 1100 lira, 1100 TL alıyorlar dava başına. İcra hukuk, icra ceza mahkemeleri 1100 lira. Asliye hukuk mahkemeleri 1820 lira. Bölge adliye, bölge idari mahkemeleri 2200 lira. Yargıtay, Danıştay'da ilk derece mahkeme sıfatıyla görünenlerde de 2300 lira. Yani milyar dolarlık bir dava görülüyor milyon dolarlık bir dava görülüyor. Bir uyuşturucu baronunun davası görülüyor. Ve de bu davalara bakan, bu davaların kararlarında yüzde 99 etkili olan bilirkişilerin aldığı rakamlar birkaç yüz dolara geçmiyor. Burası çok onaylı. Burayı bir kenara koyalım isterseniz. Peki hangi sektörlerde ihtiyaç var bilirkişilere? Genelde bilgi iletişim teknolojileri, kriminal olaylar, kentsel dönüşüm mesela. Yok ya bu depreme dayanıklı değildir vergiler, mali yükümlülükler, kültürel yapımlar, medya, iletişim, bununla ilgili tazminat davaları ve elbette adli ve kriminalistik incelemelerdi. Peki bu bilir kişiler gördüğümüz kadarıyla kıt kanaat bir parayla bu işi yapıyorlar. Her zaman doğru karar veriyorlar mı? Hayır, vermiyorlar. Mesela bakın, balyoz davası. Sahte raporla bir haftada 80 kişiyi tutukladılar. Sahte bilirkişi raporuyla özellikle Ergenekon davası, Balyoz davasını biz bugüne kadar hep hakim, hakimlerini konuştuk, savcılarını konuştuk. Ama bir de bilir kişileri vardı. Bu bilir kişilerin verdiği raporlarla insanlar yıllar boyunca cezaevinde tutuldu. Hatta bunlara gata kulli yapıyorlar diye tersten manyel yaptılar FETÖ'cüler. Ve de bu bilir kişi raporlarında mesela Ahmet Erdoğan'ın mesela kurbay binbaşı rütbesinde bir subay, Kurbay binbaşı rütbesinde bir subayın verdiği Balyoz davasındaki bir karardan dolayı, rapordan dolayı bir hafta içinde 80 kişi tutuklandı. Ve e, 2014'e kadar sürdü. 2014'te Balyoz davasında ara kararlar çıktı. Dosyadaki tüm bilirkişi raporları reddedildi. Yeni raporlar hazırlandı. Ve de o raporları hazırlayan bilirkişilerle ilgili e, o dönem e, kırmızı bültenler çıkartıldı. Kaçmışlardı çünkü adamlar. Bilir kişi raporlarında mesela ilginç olaylar da var. Cansu Kaya 2020 yılında evinde ölü bulunuyor. İlk otopsi raporunda e, ki bu bilir kişi raporu sayılıyor. İntihar ettiği belirtiliyor. Düşünün birisi evinde ölü bulunuyor bir kadın. Ve de intihar ettiği belirti, belirtiliyor. Sonrasında başka bir de rapor hazırlanıyor. Ve bu raporda elle boğmaya bağlı mekanik işte oksijensiz kalmaya bağlı solunum doluşum durması sonucu elde ediyor ve öldürüldüğü anlaşılıyor. Nitekim bilirkişi raporundan sonra yargılanan sanıklar ellerini kollarını sallayarak gidecekleri yerde bir anda 28 yıl, 8 gün, 8 ay, 7 gün cezaya e, çarptırılıyorlar. Ya da mesela en son depremde evral sitesinin betonla elle, ufala, elle ufalanabilecek kadar e, şey olduğu ortaya çıktı. Ya da mesela Aleyna Çakır cinayet yine bilirkişi raporları çok konuşulmuştu hatırlarsanız yani e, ortaya çıkan raporlarda önce intihar ettiği söyleniyordu. Sonrasında e, intihar etmediği ve öldürüldüğü ortaya çıktı. Anlayacağınız biz yargıyı konuşuyoruz ve yargıyı konuşurken hep aynı perspektiften konuşuyoruz. Ama bu bilirkişi olayları mesela bilirkişi raporları gerçekten bütün bu yargının üzerinde belki de hiç konuşulmayan ama konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Gelelim. Madem yargıdan bahsediyoruz, şu anda bir kedi cinayetine. Biliyorsunuz daha önce bir kedi öldürülmüştü Türkiye'de ve de bu e, görüntülere yansımıştı. Ve de bu yansıyan görüntülere rağmen öldüren kişi bir yıl iki ay ceza almıştı. Sonrasında da e, ceza ertelenmişti açıklanması ve elini kolunu sallayarak dışarı çıkmıştı. Ben de onun üzerine demiştim ki yahu neden erteliyorsunuz bu cezayı? Bakın bir dinleyelim ne demiştik? Var mı o video? Getirebiliyorsan. Bir tane kediyi tekme atarak öldürüyor Türkiye'de oluyorlar. Ve de kameralara yakalanıyor. Sonra alıyorlar mahkemeye çıkartıyorlar. Hakim ya da hakim hanım bakıyor diyor ki, evet diyor sen diyor, İbrahim Keloğlan adamın adı da bu yani. Ne yazık ki masalda Keloğlan kadar sempatik bir adam değil. Bu yaptığın diyor yasalara göre suçtur. Sana diyor bir yıl üç ay ceza veriyoruz diyor. Yani bir yıl üç ay bir kedi öldürdüğün zaman bir yıl üç ay ceza alıyorsun. Peki ne oluyor dersiniz? Hakim ya da hakim hanım 16 küçük çekmece 16. Asya ceza mahkemesi e, bu cezayı verdikten sonra hükmün açıklanmasını geriye bırakıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Beş yıl boyunca eğer hiçbir şey yapmazsa yani başka bir kedi köpek öldürmezse İbrahim Kelo olan hiç yatmadan Keloğlan olarak aramızda dolaşacak. Türkiye'de neden suçun bir karşılığı yok biliyor musunuz? Çünkü ceza yok. Ya ver niye geri erteliyorsun? Niye hükmü erteliyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Ben kendime empati yapıyorum. Bir tane şeyin yerine koyuyorum. Hakim. Bir adam görüntüyle tescillenmiş kediyi öldürüyor. Yani niye elini kolunu sallayarak gidiyor? Neden yani hani takım elbise mi giymişti? Efendim dur bunun şeyini yapalım diyoruz. Yani e şimdi bundan sonra mesela sen bu adama böyle bir cezayı versen bundan sonra bir tane adam kediye bir tekme atarken der ki ha ulan böyle bir şey oldu. Kelo olanı bir yıl üç ay ceza verdiler. Hadi sembolik olarak da 15 gün yatırdılar. Şimdi böyle bir şey yok ki nasıl? eldir ya bir şey değil orada. Bir şey yok abi hakimler ceza vermiyor ya. Erteliyorlar onları cezanın şeyini. Evet bunun üzerine bayağı tepkiler Çığ gibi büyüdü ve de en son Adalet Bakanı Tunç, Yılmaz Tunç bir tweet attı. Dedi ki bu dava tekrar görülecek, ee, yeniden ele alınıyor ve de e, İstanbul Başakşehir'deki Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz ağır ceza mahkemesinde kabul edilerek karara bağlandı. Yargılama tekrar olacak. Dediğim gibi bu yargıda bizim yargıdaki en büyük şey caydırıcılık etkisinin ortadan kalkması. Yani Türkiye'deki aslında yasalara baktığınız zaman bayağı güçlü. Yani normal şartlarda bir e, kanun var ve de bir yıl iki ay ceza alıyor. Ama mesele erteleniyor ve cezada hapis yatmıyor. Oysa dünyada böyle mi? Hayır dünyada böyle değil. Dünyada sen böyle sen öyle kameralara yansıyıp bir canlıyı e, tekme tokat dövdükten sonra, öldürdükten sonra elini kolunu sallayarak gidemiyorsun. Bir yaptırım var. Nedir onlar mesela? Bir iki örneğine bakalım. Dünyada ne olduğuna dair. Ee, şimdi mesela ilk bakıyorsunuz Fransa 99 tarihinde bir yasayla sağlık beslenme konusunda hayvanlar göre şey almış ve de e, daha önce 6 ay hapis cezası arttırılarak 2 yıla getirilmiş. 15 bin euro cezada 30 bin euroya gelmiş. Yani hayvana sen kediyi öldürdüğün zaman 2 yıl hapis ceza yatıyorsun 30 bin euroda ceza veriyorsun Fransa'da. Hollanda'da ne kadarmış? 20 bin euroymuş. 3 yıla kadar da hapis varmış. Belçika'da 300 bin euroya kadar çıkıyor hayvanlara eziyetin cezası. 2 yıla kadar da hapis var. Almanya'da da 25 bin euro 3 yıla kadar hapis var. Şimdi göreceğiz bakalım. Kere olan ne yapacak? Kere olanın bu kediyle masalı nasıl bitecek? Türkiye böylesine vahşi bir şeyi, vahşi bir şeyi aslında ceza olarak 5.119 sayılı hayvanları koruma kanuna göre ee, bir ev hayvanına veya evcil hayvana eşkence eden, acımasızca zalimce muame muamele edenleri e, tutuklamayla sonuçlanacağını söylüyor ama biz de saldım çayıra Mevlam kayıraydı bugüne kadar. Bunun da ne olacağını hep beraber göreceğiz. Julian Assange davası görülüyor bugün. Ee, İngiltere'de e, adamın hayatı kaydı biliyorsunuz. Ee, Wikileaks belgeleriyle Afganistan'da e, Amerikan ordusunun yaptığı sivillere yönelik bombalamaları yayınladı. Ve sonrasında önce tecavüze suçlandı. Ondan sonra İngiltere'de gözaltına alınmaya çalışıldı. Sonra kaçtı, yıllarca ekvator büyük yaşadı Londra'da. Bugün öğreniyoruz ki CIA oradayken öldürmeyi düşünmüş, planlamış, hatta gözlemiş, tuvalete kadar her yere kamerayla donatmış, gizli kameralarla. Sonrasında e, buradan, ekvatordan baskı gelince üzerine, ee, çık dedi. Ekvator Büyükelçiliği'nden Londra'daki tam Hedges'in arkasındadır. Türkler çok iyi bilir. Knightsbridge'de. Ve de oradan çıkar çıkmaz da İngilizler yakaladılar. Bu sefer iade eder mi etmez mi diye son derece ağır bir şeye verdiler. Ha, ağır bir cezaevine koydular. Yıllardır devam edilen davada da bugün karar eşiğine geldi. Eğer e, iade edilirse Amerika Birleşik Devletleri'nde herhalde ömür boyu hapis yatacak. Eğer iade edilmezse de İngiltere'de ne olacağı bilinmiyor ama Amerika ve İngiltere ilişkilerine baktığınız zaman e, hiç de öyle Aa, ne kadar özgür ve demokrat bir hukukları var İngilizlerin diyemeyeceğimiz bir noktada olduklarını gayet iyi görüyoruz. Ve de muhtemelen e, ya buraya iade edilir ya da e, hala oradaki yaşamına devam eder gibi geliyor bizlere. Japonya'nın Kürt sorununa gelelim. Kürt sorunu dediğiniz şey sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor, Irak'ı ilgilendirmiyor. Japonya'nın da artık bir gül gibi bir Kürt sorunu var. 25 yıl önce 90'lı yılların o karanlık zindanlarında, karanlık koridorlarından çıkan kimi Türkler kapağı Japon Kürtler kapağı Japonya'ya atmışlar. Gel zaman git zaman bu sayı 3000'e kadar yükselmiş. Ve bu 3000 Kürt bir Kürt mahallesi oluşturmuşlar Tokyo'da. Japonlar buraya Varabistan diyorlarmış. İşte burada hiçbir hakları olmadan, hiçbir sosyal güvenceleri olmadan yaşayan bu Kürtler Japonlarla bir şekilde itiş, kakış ve de didişmeye başlamış durumdalar. Normal şartlarda Japonların yapmadıkları işleri yapan özellikle inşaat işlerinde çalışan bu sığınmacılar bugün Japonlarla aralarına kara kedi girmiş durumda. Karşılıklı protestolar var. Kürtler Japonları protesto ediyor. Japonlar Kürtleri protesto ediyor ve de Japon toplumu belki de aralarında ilk kez Kürt sorunuyla bu şekilde e, yüzleşiyorlar ve de şu ana kadar işte kimi turist ve kimi öğrenci vizesiyle giriş yapmışlar. Kaçak yollarla da girenler var e, ve de orada şu anda e, Japonların özellikle sadece Japonların Japonya Japonlarındır Müslümanlar ülkemizden defol gibi sloganlar atıyorlarmış. Bunu e, bunu protesto etmek için de onlar da çeşitli gösteriler, yürüyüşler yapıyorlarmış. Zaten Japonya'da Japonya Kürt Kültür Derneği gibi çeşitli örgütlenmişler, çeşitli yapılar kurmuşlar. Gelelim Manchester'da yaşayan e, bizim John Josh Kerr kardeşimize. Josh Kerr 25 yaşında, işsiz, bildiğiniz holigandan hallice bir güzel kardeşimiz. 950 pound alıyormuş, muhtemelen 950 sterlin alıyormuş. Demiş ki ya demiş ben tüm İngiltere'de bununla aylık kiramı bile ödeyemiyorum. Oysa ben bu fiyat ve bu şeyle e, her şey dahil bir otelde bir ay kalabiliyorum. E o zaman ben niye İngiltere'de takılayım ki? Havası güzel, suyu güzel, kızları güzel, yemekleri güzel. Atlayayım geleyim burada e, mis gibi Türkiye turizminin tadını çıkartayım demiş. Ve de Antalya'daki otele bir ay boyunca 944 sterlin yani 36 bin lira veriyormuş. Ve de burada yaşamaya başlamış. Bu konuşuluyor. Sevinelim mi, üzülelim mi bilemiyoruz. Bir yandan Türk turizmi John Kerr kardeşimizi, Josh Kerr kardeşimizi karşıladığı için Seviniyoruz ama bir yandan da ulan bu kadar da ucuz bir ülke mi olduk diye de e, hafif de alınganlık, gizli alınganlıklar yapıyoruz içimizden. Hafif kırgınlıklar. Ama sonuçta Türk turizmi kazanıyor. Ya böyle şeyler ilk kez de olmuyor. Ben mesela 16-17 yaşındayken e, bir şeyde çalışıyorum. Mavi yolculukta çevirmenlik yapıyorum. O zamanki İngilizcemle düşün. Şu andaki iyi İngilizcem derdi. Ekşi Sözlük'teki İngilizce Arjut kardeşim senden bahsediyorum. Aksanı var Cüneyt'in hala öğrenememiş <laughs> diyor ya öyle. Velhasıl o zaman da işte gruplar geliyor. Ben de işte siz kimsiniz, siz kimsiniz? Herkes tanışıyor, oturuyorlar böyle birer tane çay ikram ediyoruz onlara. Sen ne iş yapıyorsun? Ben işte bilmem memurum. Sen kuaförsün, sen işte e, marangozsun. Sen ben de işsizim dedi bir tanesi. Nasıl yani? E dedi biz de işsizlik parasıyla buraya gelebiliyoruz hatta bir ay kalabiliyoruz dedi. <laughs> i̇şsizlik parasıydı mı dedim. Evet dedi işsizlik parasıyla. Vay anasına sayın seyirciler demiştim. Türkiye'nin sunduğu imkanlara bak demiştim. Demek ki aradan şeyler geçmiş, o kadar zaman geçmiş ve de hiçbir şey değişmemiş. Dün yaptığımız Türkiye'deki Türk şeriatçılara kötü haber, Suudi Arabistan Türkiye olmak istiyor haberimizin bir başka dalgasını gördük, bir başka yankısını. Prens Salman bir konuşma yapmış ve de orada viral olmuş durumda. Ee, tam olarak Türkiye olmak istiyoruz demiyor ama ne diyor bir kulak verelim isterseniz. Önümüzdeki <laughs> 30 yıl diyor böyle bir marjinal bir şeyle harcamayacağım diyor. Ee, bugüne kadar diyor biz bunları harcadık daha bir 30 yıl daha böyle bir şey yapmayacağız diyor. Suudi Arabistan gerçekten büyük bir Açılımın içine girmiş durumda. Nereye kadar açılacaklar onu da hep beraber göreceğiz. Peki bugünlük yayını burada bitirelim isterseniz. Çünkü dedim ki 2000 tane like olmazsa bitiririm. Olmadı. O zaman da bitiriyoruz. Sözümüz nereyiz yani gördüğünüz gibi. Peki bugün yayını biraz uzattık. Yarın da farklı konularımız olacak. Ee, yarın saat yine Türkiye saatiyle 8'de. Ee, buranın artık San Francisco saatiyle sabah 9'da. Buluşuncaya kadar iyi günler dileyeceğim. Bu arada e, beğen tuşuna basabilirsiniz. E, katkıda bulunabilirsiniz. Ve de işbirlikleri için Kenan Etipno TV'ye de mesajlar atabilirsiniz. Özellikle seçim yayını için e, hazırlıklarımız devam ediyor. E, seçim programlarına da temposunu arttıracağız. Zaten Kenan da konukları ağırlamaya başladı. E, biz de her gün farklı konu ve gördüğünüz gibi daha derinleştirdiğimiz içeriklerle karşınıza geliyoruz. Uğraşıyoruz sadece o onu yaptı bu bunu dedi şu şöyle olduğu üzerinden değil daha araştırmacı gazetecilik yıllarca yaptığımız gazeteciliği biraz daha yayınlarımıza son birkaç haftadır farkında mısınız bilmiyorum görselliğiyle içeriğiyle daha bir taşımaya başladık daha da bunları zenginleştireceğiz şu çer kurtulup biraz daha farklı bakış açıdayla sizlerin karşısına geleceğiz yarın saat akşam 20'de buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir hepinize iyi günler diliyorum